Nasıl? Şampiyonluk göstermem alırım. Dünya şampiyonasında oynanmayan şampiyonlardan birisi daha eksiliyor. Bu arada Nasus gayet iyi durumda. Sadece çok zor iş çünkü kumların ciddi anlamda can kazandırıyor, ciddi anlamda büyü direnci kazandırıyor. Can çalma, saldırı hızı ve saldırı menzili de kazandırıyor. Yani hiç iyi bir fikir değil ultisi olan bir Nasus'a kule altına girmek. Ya iki takım arasındaki anlayış farkında şu takastan anlayabiliriz. Ortama karşı oynanan League of Legends. Ve maçın 17. dakikasında 4000 altınlık bir üstünlükler var. Şimdi Maokai ultisi geldi ama Kaz onu üzerine alacak. Prey kurtulamadı yalnız. Şimdi Caps'i mükemmel bir noktaya aldılar. Caps'i çek kullanmak zorunda kaldı. Öbür bilet de aktifleştiriliyor. Arkadan bu arada Khan gelmiş. Yalnız Khan o kadar tank değil. Dikkat etmesi lazım. Kovalamayı sürdürüyor. Caps skorunu alacaklar. Khan ilk kanı mükemmel bir sömürü darbesiyle aldı. Dönüp bir tane Caps'e vurur mu? Vurmadı ama Prey'e bırakıyorlar skoru. O ikisini o kadar iyi zamanlıyorlar ki savaşı başlatıp onların uygun olduğu yerlerde kullanıp savaşı tamamen tersine döndürebiliyorlar. Bir de Maokai'sin abi yani herhangi bir şampiyon değilse. Tankım ben bir şey olmaz derken kafana inen sopayla beraber. Tabii Nasus'un silahı ne acaba onu da merak etmiyor değilim. Şimdi Saçar Tom'la beraber Kaz içeri girdi. Caps'i çekecek mi? Gerek bile olmayabilir. Prey'de son vuruş. Gorilla'yı bile düşürmeyi başaramadı Caps. 20. dakikada inhibitor kulesini kaybedecek Fnatic. Ve korkunç bir başlangıç. Şunu da hatırlatalım. Dünya şampiyonası bu formata geçtiğinden bu yana, 2014'ten bu yana. Bu arada cümlemi daha başlatamadan düştü Soğaz. Bak kenarda Soğaz'ın düştüğünü tekrarını izliyoruz. Burada gerçeğini izliyoruz. Teknolojinin vardığı noktaya bakar mısın? 2014 şimdi üçüncü bir kamera gelecek bir daha düşecek. Dünkü maçtan düşmeyelim. Dünkü maçtan. Üçüncü bir ekran. 2014 yılından bu yana bu formatın başladığı yandan bu yana da kimse gruba 0-3 başlayıp ilk haftaya, ikinci hafta çeyrek finale yükselmeyi başaramadı. Dolayısıyla bu arada Vadin'in alameti Nexus'a vuracak. Nexus'a vuruyor. Dans gelir mi? Orada bir dans oluyor çünkü. Hop Vadin'in alametinin dansını da gördük. Oyunu Vadin'in alametiyle bitirdiler. Ne yapıyorsunuz siz ya? Şu ana kadar dünya şampiyonasında en ilgi çekici, en beklenmedik, en şaşırtıcı seçim kesinlikle Nasus. Ya bir akşama planları falan mı var? 20 dakikada maçı bitirdiler. Hızlıca koşarak elleri sıkıyorlar. Ve yani bir iki tane dominant maç gördük gerçekten. WE Samsung maçı da mesela böyleydi.